Herkese merhaba değerli dostlar. Ben Ahmet Güven İpek enerji ile ilgili kısa bir teknik analiz çalışması yapacağız. Hatırlarsanız hissenin e, finansal durumunu çok çok beğenmiştik. Önümüzdeki yıllarda çok çok güzel yerlere gideceğinden ve maden holdingi kurulduğu zaman e, bu şirketlerin çok daha değerleneceğinden bulunan mevcut pozisyondaki toplam kaynaklarındaki ve kasalarındaki paraların bu koz'a İpek grubundaki çok ciddi e, hisseler için bir temettü verimliliği ve şirketler için büyük fon girişleri olarak geri dönecek. Ama ne zamana kadar bu yabancı fonların tekrar dönmesini sağlayacak olan mahkeme sürecinin sonlanması, yani sahipliğinin netleşmesinden sonra bu olacak. Yani şirketin bu sahiplenme dönemi bittiğinde şirketin bu e, Türkiye'de çok az şirketin yapabildiği büyük kar rakamları, büyük katkılar, değerler kazanan bir şirketin yani önümüzdeki yıllarda daha güzel yerlere sıçrama yapması çok muhtemel. Yani bu dönemde hissede kalmanın e, hissede kalmayı düşünüyorsanız birazcık fonları takip etmenizi tavsiye ederim. Yaklaşık bu hisseyi biz bir ay olmuştur belki analiz yapalı en son. Şirket hala bulunduğu konuma çok yakın bir bölgede işlem yapmakta. Şimdi takasını da göstereceğim size. Şirketin şöyle teknik olarak bakarsanız hissenin şu 12-30 bölgesini bir test ederse orayı da geçip yukarıda bakın şu düşeni Test etmesi beklenirdi. Bilakis buraya kadar gelmiş. Buraya geldikten sonra e, fonda biraz sonra göstereceğim yabancının satışıyla karşılaşmış ise. Son iki günün takasını görmüyoruz tabii şu anda. Ben elimdeki takas verileri son iki gün yok. Yani Perşembe ve Cuma günü yok. Çarşambaya kadar olan takasları inceleyeceğiz şimdi. Yani o Perşembe Cuma yapılan satışları e, devam eden önümüzdeki haftaki günlerde görebileceğiz. Şu an mevcut pozisyonuna bakarsak hisse buraya çıktıktan sonra Deutsche Bank tabii çok ciddi bütün elindeki lotu satmıştı İpek Enerji'de. Şimdi bir miktar alım yaptığı gözüküyor. Çok az miktarda. O da hisseyi zaten yukarı taşımaya yetmiş ama e, şu bölgeyi yukarı aşması için geçerli gücü bulamamış. Yani şurayı bir açsaydı yani bu 13 bölge 13 bölgesini yukarı doğru bir kırsaydı hisse o zaman hisse de önümüzdeki günlerde 13.70 ve 14.40'a doğru bir yükseliş potansiyeli başlayacaktır. Ama bunlar kendi kendine olan şeyler değil. Fon girişi, para girişiyle olacak şeyler. E şimdi baktığınız zaman şöyle. Burada gözükmüyor ama şurada 300 bini gözüküyor ama haftalığa baktığınız zaman şey günlük olarak baktığımız zaman çarşamba günü Citibank tam 750 bin lot satmış sadece çarşamba günü. Yani şöyle genel itibariyle bakarsak Deutsche Bank bu yükselişte yani 11.80'lerden hissenin 12.90'lara kadar yükselişinde Deutsche Bank şöyle aylığı göstereyim size. Aylıkta 2.3 milyon not aldığı gözüküyor. Citibank'ın aynı sürede yani bir aylık sürede yaklaşık 873 bin not satışı gerçekleşmiş. Yani Citi'nin elinde hala görüyorsunuz 6.4 milyon not var. Yani genel itibariyle baktığımız zaman şöyle 3 aylığı göstereyim size. 3 aylıkta Doğuşa Bank'a bakar mısınız? 7.4 milyon. Yani e, ne kadar almıştı? 2.3 milyon. Bunun üzerine 2.3 milyon ekleyin. Yani gördüğünüz gibi şöyle neredeyse elinde 10 milyon lot varmış. Bu 10 milyon lotun hepsini satmış. Son bir ay içinde de 2.7 milyon şimdi düzeltiyorum 2.4 milyon lot almış. Yani aslında son 3 aylıkta son bir ayı görmezseniz elindeki her şeyi satmış bu hisseden. Her şeyi satmış. Yani kısa vadedeki beklentisini bitirmiş. Şöyle ben size daha önce analizlerle bu videonun sonuna ekleyeceğim o videoyu, videoyu da. Bu şirket hissesini şu görüyor musunuz? Şu şurada. Aralık ayında 2019 Aralık ayında hisseyi 6 liralardan şu gördüğünüz 11 liralara kadar Deutsche Bank çıkartmıştı. Durduk yere hisse de milyonlarca lot aldı. Yani %70 %80 lotunu arttırdı. Elinde 2-3 milyon lot varsa 10 milyonu 12 milyona çıkarttı elindeki lot miktarını. Daha sonra tabii Mart düşüşü geldi. Ondan sonra tekrar hisse bu 11 kanalın üzerine çıktı. Ve bu kademenin üzerine çıktıktan sonra 11 ile 15 arasında bu elindeki lotun hepsini şöyle gördüğünüz gibi şu tarak sırasında hepsini satmış oldu. Yani şuraya şuradayken aldığı bütün lotu şurada sattı. Yani önümüzdeki süreçte bir beklentisinin azalması var Doğuş Bank'ın. Yani bu Doğuş Bank'la Citibank'ın hissede en ufak alışında hisseyi hareket ettirdikleri için onların da aynı şekilde satış yapmaları hissede baskıya sebep olmaya devam edecek. Önümüzdeki günlerde biz neyi takip edeceğiz? Deutsche Bank'ın alımlarının devam edip etmediğine bakacağız. Yani geçen sene Aralık ayında yaptığı bu operasyonu tekrar yapıp yapmayacağına bakacağız. Eğer böyle bir şeye girerse zaten biz bunu zaten 1-2 gün içinde yakalarız. Bu şekilde alım yaptığını görürsek. Ondan sonra zaten biz de alıcı oluruz. O alıcı oluyorsa biz de alıcı oluruz. Ama şimdi birinin aldığını öteki satıyorsa bunlar birlikte trade ediyorlar demektir yani hisseyi. Çünkü bakıyorsunuz Koza grubunun hepsinde aynı anda bir hareket başladı. Ve baktığınız zaman Doğuçu Bank hepsinde alım yapıyor. Citibank Bank hepsinde satış yapıyor. Yani kısaca danışıklı dövüş var şu an bir. Bu birazcık daha netleşene kadar hissede pozisyon açmak riskli olabilir. Çünkü gördüğünüz gibi ben bu hisseyi yaklaşık 2 aydır analiz ediyorum. Belirtilen bölgeleri aşılmadan bu hissede pozisyon açmamanızı tavsiye ediyorum. Görünen o ki açmadığınızda iyi olmuş gibi görünüyor. Önümüzdeki günlerde dediğim gibi hissenin 13 bölgesinin üzerine çıkmadan ben ve yeterli miktarda fon girişi olmadan ben ikna olmayacağım hissede. Ee, tekrar bir değerlendirme yapmamız gerekirse bu bölgeler değiştiği zaman tekrar analiz yapacağız. Dediğim gibi şirketimiz çok güzel. Asansan şirketimiz çok güzel ama fon girişi yok. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.